Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Altıncı mertebeyi Nuriye-i Hasbiye. Müfarakat-ı umumiye hengamı olan Harab-ı dünyadan haber veren ahir zaman hadisatı içinde müfarakat-ı hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyeti fevkalade ile fıtratındaki cemal perestlik ve güzellik sevdası ve kemalata meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi ve tefrik edici olan mevt ve adem, dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Fıtratımdaki aşk mecazi bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda bir medar teselli Bulmak için yine bu ayeti hasbiyeye müracaat ettim. Dedi, beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de sure nurdaki ayeti nurun rasathanesine girip, imanın dürbünüyle ayeti hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuur-i imani hurdebiniyle en ince esrarına baktım, gördüm. Nasıl ki ayneler, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş ziyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seb'a denilen yedi renginin mütevveni, mütenevi güzelliklerini gösteriyorlar. Ve teceddüt ve taharrükleriyle ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla o cemali ve o güzellikleri tazelendiriyorlar ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı sebasının gizli güzelliklerini ishal ediyorlar. Aynen öyle de. şems ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemali kutsisine ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsna'sının sermediği güzelliklerine aynı darlık edip cilvelerini tazelendirmek için bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar ve bu cemalli mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller kendilerinin malı olmadığını belki tezahür etmek isteyen sermediği ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lemaları ve cilveleri olduğu pek çok kuvvetli delilleriyle Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş. Burada o bürhanlardan üç tanesine kısaca işaret edilecek. Birinci bürhan, nasıl ki işlenmiş bir eserin güzelliği, işlemesinin güzelliğine ve işlemek güzelliği ustalığın o sanattan gelen ünvanın güzelliğine ve o ustadaki sanatçılık ünvanının güzelliği o sanatçının o sanata ait sıfatının güzelliğine ve sıfatının güzelliği kabiliyet ve istidadının güzelliğine ve kabiliyetinin güzelliği zatının ve hakikatının güzelliğine dereceyi i bedahette gayet kat'i bir surette delalet ettiği gibi aynen öyle de. Bu kainatın baştan başa bütün güzel mahluklarında ve yapılışları güzel umum masnulardaki hüsün ve cemal dahi sanatkar celaldeki fiillerinin hüsün ve cemaline kat'i şehadet. Ve efalindeki hüsün ve cemal ise o fiillere bakan ünvanların yani isimlerin hüsün ve cemaline şüphesiz delalet. Ve isimlerin hüsün ve cemali ise isimlerin menşevi olan kutsi sıfatların hüsün ve cemaline kat'i şehadet. Ve sıfatların hüsün ve cemali ise sıfatların mebdeyi olan şu ı zatiyenin hüsün ve cemaline kat'i şehadet. Ve şu ı zatiyenin hüsün ve cemali ise fail ve müsemma ve mevsuf olan zatının hüsün ve cemaline ve mahiyetinin kutsi kemaline ve hakikatının mukaddes güzelliğine bedahet derecesinde layık, öyle hadsiz bir hüsnü cemali var ki, bir gölgesi bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş. Ve öyle münezzeh ve mukaddes bir güzelliği var ki, bir cilvesi kainatı serbeser güzelleştirmiş. Ve bütün daireyi mümkünatı hüsün ve cemal lemalarıyla tezhin edip ışıklandırmış. Evet, işlenmiş bir eser fiilsiz olmadığı gibi fiil dahi failsiz olamaz. Ve isimler müsemmasız olması muhal olduğu gibi sıfatlar dahi mevsufsuz mümkün değildir. Madem bir sanatın ve eserin vücudu, bedahetle o eseri işleyenin fiiline delalet ve o fiilin vücudu failinin ve ünvanının ve eseri intihac eden sıfatın ve isminin vücutlarına delalet eder. Elbette bir eserin kemali ve cemali dahi, fiilin kendine mahsus kemal ve cemaline, o da ismin kendine münasip, muvafık güzelliğine, o dahi zatın ve hakikatin, fakat zata ve hakikata layık ve muvafık, kemaline ve cemaline ilmel yakin ile ve bedahetle delalet eder. Aynen öyle de bu eserler perdesi altındaki faaliyeti daime failsiz olması muhal olduğu gibi bu masnuat üstünde cilveleri ve nakışları gözle görünen isimler dahi müsemmasız hiçbir cihetle mümkün olmadığı ve müşahede derecesinde hissedilen kudret, irade gibi sıfatlar dahi mevsufsuz olması muhal olduğundan, şu kainatta bütün eserler, mahluklar, masnular, hadsiz vücutlarıyla halık ve sani faillerinin vücudu efaline ve esmasının vücuduna ve efsafının vücuduna ve şuunat-ı zatiyesinin vücuduna ve zat-ı akdesinin vücubu vücuduna kat'î bir surette delalet ettikleri gibi o masnuatın umumunda görünen muhtelif kemalat ve ayrı ayrı cemaller ve çeşit çeşit güzellikler sani zülcelalde olan fiillerin ve isimlerin ve sıfatların ve şeyinlerin ve zatının kendilerine mahsus, münasip ve layık ve vacibiyetine ve kutsiyetine muafık olarak hadsiz kemalatlarına ve nihayetsiz cemallerine ve ayrı ayrı ve umum kainatın fevkinde güzelliklerine gayet sarih şehadet ve gayet kat'i delalet ederler. İkinci Bürhan'ın beş noktası var. Birinci nokta, meşreplerinde, mesleklerinde, birbirinden ayrı ve uzak olan bütün ehli hakikatin reisleri, zevk ve keşfe istinat ederek, icma ile, ittifak ile iman edip hükmediyorlar ki, bütün mevcudattaki hüsün ve cemal, bir zatı vacibil vücutta bulunan mukaddes hüsün ve cemalin gölgesi, ve lematı ve perdelerin arkasında cilvesidir. İkinci nokta, bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasında durmayarak gelip gidiyorlar, fenaya girip kayboluyorlar. Fakat o ayneler üstünde kendini gösteren ve cilvelenen yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik, tecellisinde devam ettiğinden kat'i bir surette gösterir ki o güzellikler o güzellerin malı ve o aynaların cemali değildir. Belki güneşin cemali şuatı cereyan eden suyun üzerindeki kabarcıklarda göründüğü gibi sermediği bir cemalin ışıklarıdırlar. Üçüncü nokta, nurun gelmesi elbette nuraniden ve vücut vermesi her halde mevcuttan ve ihsan ise gınadan ve sehabet ise servetten ve talim ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi hüsün vermek dahi hasenden ve güzelleştirmek güzelden ve cemal vermek cemilden olabilir. Başka olamaz. İşte bu hakikata binaen iman ederiz ki bu kainattaki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki, bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat, bütün mevcudatıyla aynedarlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder. Dördüncü nokta, nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Ve suret hakikate istinat eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de. Bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiye dayanır, hayatlanır, istinat eder, canlanır, ona bakar güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlerinin ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise esma-i ilahiyeden feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir ve bu hakikat Risale-i Nur'da kat'i ispat edilmiştir. Demek bu kainatta bulunan bütün güzelliklerin envağı ve çeşitleri, alemi gayb arkasında tecelli eden ve kusurdan mukaddes, maddeden mücerret bir cemalin esma vasıtasıyla cilveleri ve işaretleri ve emaratlarıdır. Fakat nasıl ki vacibül vücudun zat-ı akdesi başkalara hiçbir cihette benzemez, ve sıfatları mümkünatın sıfatlarından hadsiz derece yüksektir, öyle de onun kutsi cemali, mümkünatın ve mahlukatın hüsünlerine benzemez, hadsiz derecede daha âlidir. Evet, koca cennet, bütün hüsün ve cemaliyle bir cilvesi bulunan ve bir saat müşahedesi, ehli cennete cenneti unutturan bir cemali sermedi. Elbette nihayeti ve şebihi ve naziri ve misli olamaz. Malumdur ki her şeyin hüsnü kendine göredir. Hem binler tarzda bulunur ve nevilerin ihtilafı gibi güzellikleri de ayrı ayrıdır. Mesela gözle hissedilen bir güzellik kulakla hissedilen bir hüsnün bir olmaması ve akılla fehmedilen bir hüsnü akli, ağızla zevk edilen bir hüsnü tam bir olmadığı gibi kalp, ruh ve sair zahiri ve batini duyguların istihsan ettikleri ve güzel hissettikleri güzellikler onların ihtilafı gibi muhteliftir. Mesela İmanın güzelliği ve hakikatin güzelliği ve nurun hüsnü ve çiçeğin hüsnü ve ruhun cemali ve suretin cemali ve şefkatin güzelliği ve adaletin güzelliği ve merhametin hüsnü ve hikmetin hüsnü ayrı ayrı oldukları gibi, Cemil-i Zülcelal'in nihayet derecede güzel olan Esma-i Hüsna'sının güzellikleri dahi, ayrı ayrı olduğundan, mevcudatta bulunan hüsünler ayrı ayrı düşmüş. Eğer Cemil-i Zülcelal'in esmasındaki hüsünlerin mevcudat aynelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen, zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş hayali gözle bak. Ve hem bil ki rahmaniyet, rahimiyet, hakimiyet, adiliyet gibi tabirler Cenabı Hakk'ın hem isim, hem fiil, hem sıfat, hem şeyinlerine işaret ederler. İşte başta insan olarak bütün hayvanatın muntazaman bir perdeyi gaybtan gelen erzaklarına bak. Rahmaniyeti ilahiyenin cemalini gör hem bütün yavruların mucizane iyaşelerine ve başları üstünde ve annelerin sinelerinde asılmış tatlı, safi, ab kevser gibi iki tulumbacık süte temaşa eyle, rahimiyeti Rabbaniye'nin cazibedar cemalini gör. Hem bütün kainatı enva ile beraber bir kitabı kebir hikmet ve öyle bir kitap ki her harfi yüz kelime, her kelimesi yüz satır, her satırı bin bab, her babı binler küçük kitap hükmüne getiren hakimiyeti ilahiyenin cemali bir misaline bak, gör. Hem kainatı bütün mevcudatıyla mizanı altına alan ve bütün ecramı ulviye ve süfliyenin muvazenelerini idame ettiren ve güzelliğin en mühim bir esası olan tenasübü veren ve her şeye en güzel vaziyeti verdiren ve her zi hayata hakkı hayatı verip ihkakı hak eden ve mütecavizleri durduran ve cezalandıran bir adiliyetin haşmetli güzelliğine bak, gör. Hem insanın geçmiş tarihçeyi hayatını, buğday tanesi küçüklüğündeki kuvveyi hafızasında ve her nebat ve ağacın gelecek tarihçeyi hayatı saniyesini çekirdeğinde yazmasına ve her zi hayatın muhafazasına lüzumu bulunan alat ve cihazata mesela arının kanatçıklarına ve zehirli iğnesine ve dikenli çiçeklerin süngücüklerine ve çekirdeklerin sert kabuklarına bak ve hafiziyet ve hafiziyet-i Rabbaniye'nin letafetli cemalini gör. Hem zemin sofrasında kelimi mutlak olan rahman Rahim'in misafirlerine rahmet tarafından ihsar edilen hadsiz taamların ayrı ayrı ve güzel kokularına ve muhtelif süslü renklerine ve mütenevi hoş tatlarına ve her zi hayatın zevk ve safasına yardım eden cihazlara bak. İkram ve kerimiyet Rabbaniye'nin gayet şirin cemalini ve gayet tatlı güzelliğini gör. Hem Fetah ve Musavvir isimlerinin tecellileriyle başta insan olarak bütün hayvanatın su katrelerinden açılan pek çok manidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin habbe ve zereciklerinden açtırılan çok cazibedar simalarına bak. fetahiyet ve musavveriyeti ilahiyenin mucizatlı cemalini gör. İşte bu meskûr misallere kıyasen, Esma-i Hüsna'nın her birisinin kendine mahsus, öyle kutsi bir cemali var ki, bir tek cilvesi koca bir alemi ve hadsiz bir nevi güzelleştiriyor. Bir tek çiçekte bir ismin cilveyi cemalini gördüğün gibi bahar dahi bir çiçektir ve cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve cenneti iman gözüyle görebilirsen bak, gör, cemali sermediğinin derece-i haşmetini anla. O güzelliğe karşı iman güzelliğiyle ve ubudiyet cemaliyle mukabele etsen, çok güzel bir mahluk olursun. Eğer dalaletin hadsiz çirkinliğiyle ve isyanın menfur kupuyla mukabele edip karşılasan, en çirkin bir mahluk olmakla beraber, bütün güzel mevcudatın manen menfurları olursun. Beşinci nokta, nasıl ki yüzer hüner ve sanat ve kemal ve cemalleri bulunan bir zat, her bir hüner kendini teşhir etmek ve her bir güzel sanat kendini takdir ettirmek ve her bir kemal kendini ishar etmek ve her bir cemal kendini göstermek istemesi kaidesince, o zat dahi bütün hünerlerini ve sanatlarını ve kemalatını ve gizli güzelliklerini tarif edecek, teşhir edecek, gösterecek olan bir harika sarayı yapmış. Her kim o mucizeli sarayı temaşa etse, birden ustasının ve sahibinin hünerlerine ve mehasinine ve kemalatına intikal eder ve gözüyle görür gibi inanır, tasdik eder ve der ki, her cihetle güzel ve hünerli olmayan bir zat, böyle her cihetle güzel bir eserin masları, mucidi ve taklitsiz muhteriyi olamaz. Belki onun manevi hüsünleri ve kemalleri bu sarayla tecessüm etmiş gibidir, hükmeder. Aynen öyle de. Bu kainat denilen dünyadan meşher acayip ve sarayı muhteşemin hüsünlerini gören ve aklı çürük ve kalbi bozuk olmayan elbette intikal edecek ki bu saray bir aynedir. Başkasının cemalini ve kemalini göstermek için böyle süslenmiş. Evet, madem bu saraya alemin başka emsali yok ki güzellikleri ondan iktibas edip taklit edilsin, elbette ve herhalde bunun ustası kendi zatında ve esmasında kendine layık güzellikleri var ki kainat ondan iktibas ediyor ve ona göre yapılmış ve onları ifade etmek için bir kitap gibi yazılmış. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enil hamdulillahi rabbil alamin el fatiha ma'as